Dostlar günaydın. Bugün 17 Kasım 2020. İstanbul'dayım, evimdeyim. Yola çıkacağım. Ve günün sonunda Endonezya'dan Lombok Adası'nda olacağım. Günün sonunda diyorum da tabii hangi günün sonunda şu an ben de bilmiyorum. Çünkü toplamda 24 saate yakın bir yolculuk olacak. İstanbul'da saat 8.20. Gideceğim ülkenin başkentinde Jakarta'da saat 12.20. 4 saat fark var ve tam olarak gideceğim yerde Lombok'ta saat 13.20. Yani toplam 5 saat fark olan bir yere gideceğim. Bakalım, çok uzun bir yolculuk olacak. Size de bunun detaylarını aktarmaya çalışacağım. Hadi çıkalım artık yola. Uçağa binince göreceğim ama check-in yaparken arkadaşım da söyledi. Ters uçacağım. Yani ilginç bir deneyim daha olacak benim için. Ben bu arada size şeyden hiç bahsetmedim. Nereye gidiyorum, niye gidiyorum, nasıl gidiyorum, nerelerden aktarma yapacağım. Biraz bunlarla ilgili birkaç kısa bilgi vermek istiyorum. Gerçi çıkarken söylemiştim. Endonezya, Lombok Adası'na gideceğim. Normalde aslında şu anda Endonezya turist kabul etmiyor. Fakat ben ve iki içerik üreticisi arkadaşım daha özel bir izinle gidiyoruz. Önümüzdeki 2 hafta boyunca Endonezya'nın doğal güzelliklerini tanıtacağız size. 2 aktarmayla gideceğim. İlk aktarma Doha'da. Yani şu anda İstanbul Doha bacağını uçmak için kapıya doğru gidiyorum. Doha'dan uçağa bineceğim, Jakarta'ya gideceğim. Jakarta'dan da bir aktarma daha yapacağız. Bir iç hat uçuşuyla yaklaşık 3 saat sürecek. Anons her zaman yüz maske takılır ve sosyal mesafemiz. Toplam ne kadar uçacağımdan, hangi bacakta, hangi uçuşta ne kadar uçakta kalacağımdan bahsedeyim. İstanbul Doha aşağı yukarı 4 saat sürüyor. Doha'dan Jakarta yaklaşık 9 saat, 8 saat 45 dakika, 8 saat 50 dakika gibi bir süre. Son olarak iç hat uçuşumuz da yaklaşık 3 saat sürecek. Yani 9 saat, 4 saat desek 13 saat, 3 saat de iç hat uçuşu Endonezya'da. Toplam 16 saat havada kalacağım. Aktarmalarla 24 saati bulan, hatta belki de 24 saati geçecek bir yolculuk olacak. Ben de ilk kez bu kadar uzun uçuyorum. Bakalım. Kapıya doğru gidiyorum şu anda. A7 kapımız. İstanbul Havalimanı pistlerine hakimimdir biliyorsunuz. Kapıdan ayrıldıktan sonra kısa bir taksiyle uçağımız pist başına gelecek ve daha sonra Doha'ya doğru havalanacağız. Koltuk numaram 1A. Sağ olsun check-in'de Recep arkadaşımız, takipçim yardımcı oldu bana. 1A numaralı koltuğu verdi. Q Suite'i deneyimleyeceğim ilk kez. Qatar Airways'in ödüllü business class'ı. Bakalım, kapıya doğru gidiyoruz. Uçağımız Boeing 777 İstanbul Doha ayağını. Boeing 777 ile uçacağız. Bir değişiklik olmazsa Doha'dan Jakarta'ya da Boeing 787 Dreamliner ile gideceğiz. Uçağa geçiyorum. Taksi yapıyoruz şu anda. Birazdan İstanbul Havalimanı'ndan kalkmış olacağız. İstanbul'dan kalkışımızı gerçekleştirdik. Bu arada portakal suyu rica ettim. Qatar Airways kabin memurları uçuşlarda bu pandemi sürecinde özel bir kıyafet, koruyucu kıyafetler giyiyorlar. Eldivenle servis yapıyorlar. Q Suite'i birazdan daha detaylı inceleyeceğim ikramdan sonra, yemekten sonra. Ama hiç zaman kaybetmeden size göstermek istediğim, yani buranın en güzel, kesinlikle en sevdiğim ve burayı deneyimleyen birçok insanın da en seveceği özellik bu. Kapı. Ben buna kapı diyorum. Bu benim odamın kapısı. Gördüğünüz gibi gökyüzünde bir odam var. Tabii bu pandemi süreciyle birlikte birçok şey değişti biliyorsunuz. Havayolu şirketlerinin ikram konseptleri de değişti. Tabii ki Qatar Airways'in konseptlerinde de bir takım değişiklikler var.
Bu şekilde geliyor yiyecekler. Böyle kapalı kutularda geliyor. Ama tabii yine son derece doyurucu ve lezzetli gözüküyor. Bakalım öyle mi gerçekten? Muz gayet başarılı. Evet dostlar, başlangıçta meze tercih etmiştim. Az önce onları yedim. Gerçekten son derece lezzetli, doyurucuydu. Şimdi gelin daha detaylı bir şekilde inceleyelim sizlerle birlikte Q Suite'i. Şu kısımdan bahsetmiştim. Burası benim özel alanım. Şu bölüm şeklinde şu kapıyı çektiğim zaman görmüş olduğunuz gibi bu alan tamamen bana ait bir alan. Şöyle şurada eşyalarınızı koyabileceğiniz bir göz var. Ben buraya maskemi koydum. Bu arada kendi alanımda bulunduğum sürece, kendi özel alanda bulunduğum sürece maske takmam gerekmiyor. Çünkü zaten sosyal mesafe sağlanıyor bu kadar geniş bir alanda. Burada şöyle göstereyim. Bir adet ihtiyaç torbası var. Su var. Siperlik var. Bunu girişte verdiler. Bir adet kulaklık var. Eğlence sisteminde kullanmak için. Bu şekilde buraya kişisel eşyalarınızı da koyabiliyorsunuz. Yani koltuktan zaten çok fazla bahsetmeme gerek yok. Son derece geniş, rahat bir koltuk ve hazır yeri gelmişken o zaman direkt o kısma geçeyim. Görmüş olduğunuz gibi koltuğun birçok fonksiyonu var. Bu koltuğu, yani normal böyle otomobillerdeki sürücü koltuğu gibi ileri geri yapıyor. Hani eğlence sistemine yaklaşmak isterseniz ya da işte bu şekilde koltuğun sırt kısmını biraz yatırmak isterseniz bu şekilde bu tuşla ayarlayabiliyorsunuz. Bu kısım, yani bu tuş görmüş olduğunuz gibi yine koltuğun işte sırt ayarı ile ilgili. Şurada bel desteği var. Burada tam koltuğun belinize gelen kısmını, şu an hissediyorum mesela ön tarafa doğru geliyor. Belinize gelen kısmını ileri doğru getirip ya da işte geri doğru götürebiliyorsunuz hangisiyle daha rahat ediyorsanız. Şu masaj, şu tuşa bastığınız zaman koltuk size masaj yapmaya başlıyor. Şu an zaten böyle sırtımda bir hareketlenme başladı. Bayağı bildiğiniz masaj yapıyor. Şöyle ayaklarımı ileri doğru atayım. Çünkü şu tuşa bastığınız zaman uzun basmanız gerekiyor. Bastığınız sürece koltuğunuz yatak haline geliyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi. Tam olarak bir yatak haline getireyim. İşte bu kadar. Geldiğimde zaten kabinde beni paketli bir tane battaniye de karşılıyor. O battaniyeyi alıp burada saatlerce uyuyabilirim. Şimdi koltuğu geri normal pozisyonuna getiriyorum. Bunun için şuradaki tuşu kullanıyorum. Şu tuş yemek tuşu, yani koltuğunuzda yemek yemek istediğiniz zaman, masayı kullanmak istediğiniz zaman bu tuşu kullanıyorsunuz ve koltuğunuz tekrar eski haline geliyor. Şu an gördüğünüz gibi. Evet. Şu anda koltuğum tamamen dik pozisyona geldi. Şu tuşa basıp şöyle göstereyim simgesinde. Koltuğunuzu iniş kalkış pozisyonuna getirebilirsiniz. Yani inişlerde ve kalkışta biliyorsunuz güvenliğiniz için. Hızlı şekilde kabini terk edebilmeniz için. Koltuğunuzun ideal pozisyonda olması gerekiyor. O pozisyonda bu. Evet. Şu aydınlatma tuşu, ayak kısmının aydınlatması. Şöyle görebiliyorsunuzdur muhtemelen. Ayak kısmının aydınlatmasını da bu tuşla yönetiyorsunuz. Bir de DND, Do Not Disturb tuşu var. Bu da tıpkı otellerdeki gibi, buna bastığınız zaman beni rahatsız etmeyin anlamına geliyor. Kabinin dışından hiç kimse sizi rahatsız etmiyor. Kabin memurları yanınıza gelmiyor bu tuşa bastığınız zaman. Şurada NFC bağlantısı için bir bölüm var. Telefonunuza gerekli uygulamayı yüklediğiniz zaman NFC özelliği olan telefonunuzu buraya okutuyorsunuz ve çeşitli uygulamaları, uçuş eğlence sistemindeki çeşitli uygulamaları telefonunuzdan yönetebiliyorsunuz. HDMI var. Yani yanınızda uygun kablo varsa bilgisayarınızı HDMI ile bağlayıp buradaki ekrandan görüntüleyebiliyorsunuz. USB girişi var. Yine buradaki ekrana yansıtılmak üzere. İşte özellikle film için mesela, sağlam bir filmciyseniz, iyi bir film arşiviniz varsa buraya USB bağlantısıyla bir cihaz bağlayıp ya da direkt USB flash belleğinizi buraya bağlayıp yine önünüzdeki ekrandan
istediğiniz şeyi izleyebilirsiniz. Kulaklık çıkışı, biraz önce göstermiştim kulaklığı. Buradaki kulaklığı buraya bağlayarak kullanabiliyorsunuz. Bu benim kablom. Burada USB'den şarj etmek için kablo bağlayabiliyorsunuz buraya ve aynı zamanda normal bir priz var. Birazdan şu diğer kameramı da bağlayacağım buradaki normal prize. Bu da kumanda, eğlence sisteminin kumandası. Yani yine birçok şeyi buradan yönetebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi eğlence sisteminin ekranında ne görüyorsunuz? Burada da aynı şeyi görüyorsunuz. Direkt uçuş içi eğlence sistemini buradaki kumandayla yönetmeniz mümkün. Bunu şöyle yerine alalım. Evet, bunu yerine aldık. Şimdi şuraya gelelim. Şurası masanız. Yine son derece geniş bir alan oluşturuyor size. Şöyle şunları kenara alayım. Şurada da bir alanınız var yine size ait. Bunları inceleyeceğim birazdan. Hijyen kiti ve seyahat kiti Qatar Airways'in verdi. Bunlar menüler. Şurada yine bir boşluğunuz var, bir alanınız var. Bu da masanız. Gördüğünüz gibi önünüzde yine kocaman bir masa oluşuyor. Şöyle göstereyim. Son derece geniş bir alan. Burada sizi bekliyor. Bilgisayarınızda çalışabilirsiniz. Yani business'ı gerçekten business olarak kullanabilirsiniz. Ya da işte her ne istiyorsanız bu masayı kullanabilirsiniz. Son derece geniş bir masa. Bunu yerine alalım. Daha sonra şu eğlence sistemine bakalım birlikte. Aslında benim Şubat ayında yaptığım A380 seyahatindeki eğlence sisteminin aynısı. Sadece burada farklı olarak kameralar yok. Bu da uçak tipiyle alakalı bir durum. Yani Boeing 777'de böyle bir donanım olmadığı için ya da şu an bulunduğumuz uçakta böyle bir donanım olmadığı için, dışarıda kamera olmadığı için buradan kamerayla uçağın etrafını göremiyorsunuz. Ya kuyruk kamerasıyla da ön kamerayla dışarıyı göremiyorsunuz. Onun dışında yine Flight Map'e tıklayıp uçuşla ilgili çeşitli bilgileri alabiliyorsunuz. Şu anda Türk Hava Sahası'na çıkmak üzereyiz. Kalkışımızdan beri 1 saat 10 dakika geçmiş. Çeşitli bilgiler aşağıda akıyor. Yer hızımız 977 km. Hava hızımız 888 km. 11.277 km yükseklik metrede uçuyoruz. 11.277 metre. Anlayın işte. Görmüş olduğunuz gibi size bir takım uçuş bilgilerini sunan bu eğlence sistemindeki bence en eğlenceli ekran bu. Bu arada burada devamlı olarak irtifam yazıyor. 36.999. Destination Info'da Doha'yla ve işte diğer her nereye gidiyorsak uçuş noktaları ile ilgili çeşitli bilgiler var. Eğlence kısmında işte filmler, televizyon, müzik ve oyun diye bir kısım var. Katar'la ilgili bilgilerin yer aldığı bir kısım. Çocuklara özel bir eğlence kısmı. Yine çocuklara özel içeriklerin bulunduğu bir yer burası. Filmler ve oyunlar olmak üzere. Kur'an okuyabileceğiniz bir kısım. Biraz önce bahsetmiştim. HDMI ve NFC ile bağlantı gibi seçenekler var. Buradan o seçeneklerle ilgili ulaşabileceğiniz bir menü çıkıyor karşınıza. Ve Qatar Airways'in görmüş olduğunuz gibi kendi hakkında bilgileri, ondan sonra sadakat kartı, havalimanı ve Katar'la ilgili bilgilerin yer aldığı bir menü de burada yer alıyor. Yani aslında dediğim gibi Şubat ayında incelediğim eğlence sisteminden çok da bir fark yok. Aynı eğlence sistemi. Ama bence en büyük eğlence burada manzaranın tadını çıkartmakta. Q Suite'e özel bir güvenlik kartı var. Burada da şunu izah ediyor. Görmüş olduğunuz gibi kapıyı acil bir durumda böyle sürükleyerek açmak yerine şu an çok zor tutuyorum kendimi çekmemek için ama tabii ki böyle bir şey yapmayacağım. Bunu çekerek de kapıyı açabiliyorsunuz. Artı Q Suite'de Bright pozisyonda biraz farklı oluyor. Ters oturuyorsanız, şu an benim oturduğum pozisyonda oturuyorsanız arkanıza yaslanıyorsunuz. Yani normalde Bright pozisyonda böyle öne doğru bir koruma pozisyonu alınırken ters oturduğumuz için bu şekilde bir koruma pozisyonu alıyoruz. Şu çocuk bu arada eğer belli olmuyorsa, yani eğer çocuklu bir yolcuysanız çocuğunuzu da bu şekilde koruyorsunuz. Ve can yeleği de koltuğumuzun bu şekilde altında. Evet, Q Suite'in güvenlik kartı bu şekilde. 777-300 diyarın güvenlik kartı var burada. Yine acil çıkışları, kemeri nasıl bağlamamız gerektiğini, yani acil bir durumda ne yapmamız gerektiğini söyleyen normal bir güvenlik kartı. Farklı olan bu. Q Suite'in ayrıca bilinmesi gereken bir takım özellikleri var.
İşte biraz önce söylediğim gibi bu acil çıkış. Onun dışında çok da bir fark yok. Biraz önce bir hikaye attım. Bu da üzerine durmak istediğim noktalardan biri. Uçakta internet var ve ekonomi klas dahil herkes bu internetten şu anda ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Nasıl bağlandığımı, işlemin yani nasıl internete bağlandığımı uçakta şimdi daha detaylı bir şekilde göstereceğim size. Wi-Fi menüsüne giriyoruz telefonu. Zaten çok hızlı bir şekilde buluyor. Yani bu irtifada muhtemelen başka bir yerin kablosuz internetini bulamaz. Üzerine tıklıyoruz zaten. Bağlanma isteğimizi gönderiyoruz. Bir sayfa açılıyor görmüş olduğunuz gibi. Açılan sayfada onaylamanız gereken birkaç yer var. Burada şu kodu girmenizi istiyor sizden. 5381 continue diyoruz. Select'e tıklıyoruz. Buraya mail adresinizi girmeniz yeterli. Mail adresimi giriyorum. Bu bir sır değil. Zaten birçok insan biliyor benim mail adresimi. Kanalıma girdiğiniz zaman hakkında kısmında da bu mail adresine ulaşabilirsiniz. Continue diyoruz. Evet, start surfing dediğimiz anda telefonumuz internete bağlanmış oluyor. Evet, şu anda internet bağlantısı sağlandı. Şöyle hemen ufak da bir deneme yapalım. Görmüş olduğunuz gibi bildirimler de gelmeye başladı. Eşimden bir bildirim geldi. Bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi kendi blog sayfama girebiliyorum. Bu şekilde internete bağlanabiliyorsunuz. Normal şartlar altında artık şu dakikadan sonra uyurdum. Çünkü burada size gösterebileceğim her şeyi zaten gösterdim. Ama uçuş devam edeceği için ve önümde çok daha uzun bir uçuş olduğu için hiç uykumu bölmeyeyim diyorum. O yüzden koltuğu şöyle biraz yatıracağım. Masaj fonksiyonunu açacağım, sırt masajını. Biraz dinleneceğim sadece. Şöyle göstereyim. Kapımı bacağımı da çektim. Tamamen kendime ait bir alan oluşturdum burada. Biraz dışarıyı izleyeceğim, manzarayı izleyeceğim. Ve dinleneceğim. Doha'da görüşürüz. Evet dostlar, geldim. Doha Hamad Havalimanı'ndayım. Görmüş olduğunuz gibi. Şu an saat kaç? Şöyle göstereyim. İşte İstanbul'da evden kaçta çıkmıştım? 8.20 miydi? 8.15 miydi? Neyse yazarım yani. Şu an yolculuğun kaçıncı saatinde olduğumu yazarım. Devam ediyor yolculuk. Burada çok fazla vaktimiz yok. Aşağı yukarı bir yarım saat önce falan indik. Bir 15-20 dakika sonra da aktarma uçağımızın boardingi başlayacak. Yaklaşık 9 saat sürecek olan bir yolculuğa çıkacağım. Doha Jakarta arası bir uçuş yapacağız. 8 saat 50 dakika, 9 saate yakın bir uçuş. Hadi bakalım şimdi gidelim diğer uçuşa doğru. Yolculuk devam ediyor. Hadi bakalım. Evet geldik, bizi Jakarta'ya götürecek olan uçaktayız. Bir Boeing 787 Dreamliner ile uçacağız. Ya hem aktarma süremiz çok kısaydı, bir de başıma öyle bir şey geldi ki ben transfer masasından sonra güvenlik kontrolünden geçiyoruz. Orada bilgisayarımı unuttum ve bu gerçekten çok iğrenç bir şey. Bir yolculukta insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden birisi. Haliyle koşa koşa tekrar transfer desteğim, oradaki güvenlerin bilgisayarımı aldım, tekrar uçağa geldim. Yani böyle son anda koşa koşa geldiğim bir uçuştu. O yüzden çok detay alamadım havalimanında ya da işte uçağa binerken. Neyse, sağ salim uçaktayız, aşağı yukarı 9 saat sürecek bir yolculuğa hazırlanıyoruz. Evet, uzun bir yolculuk olacak.
olacak dostlar. Ve bu gece uçuşu olduğu için pijama verdi Qatar Airways. Şimdi bu pijamayı giyeceğim. Daha rahat bir yolculuk geçireceğim. Ondan sonra zaten muhtemelen uyurum. Bu arada tuvalette şöyle bir pencere var. Buradan dışarıyı izleyebilirsiniz. Yani en azından gündüz izleyebilirsiniz. Burada da aynı yolcu tarafında olduğu gibi karartma sistemi, yani perde sistemi bu şekilde elektronik olarak yapılıyor. Hadi bakalım, ben şimdi üstümü değiştireyim. Ondan sonra tekrar kabine döneyim. Evet, biraz bol geldi sanırım ama olsun, önemli olan rahat olması. Son derece rahat. Terlik de çıktı bu arada setin içinden. Şöyle göstereyim. Birazdan koltuğuma geçince bu terliği de giyeceğim. Böyle rahat rahat uyuyor uyuyor yolculuğuma devam edeceğim. Başlamadan önce üstümü değiştireceğim ama şunu size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi harika bir manzara. Evet, hadi bakalım üstümüzü değiştirelim, ondan sonra alçalalım, Jakarta'ya inelim. Tabi gömlek kırışmış biraz ama onca saat yol geldik artık, ne yapalım. Son kez şu manzarayı göstereyim size, ondan sonra geçeyim koltuğuma. Evet dostlar, Jakarta'dayım. Havalimanı terminalindeyim. Burası da gerçekten çok büyük bir terminal. Neyse, Garuda Endonezya Hava Yolları'ndan çekilme yaptırdım. Birazdan Jakarta'dan havalanacağız ve Lombok Adası'na doğru yola çıkacağız. Bakalım evden çıktıktan kaç saat sonra Lombok'taki otele varmış olacağım. Şu anda saatle ilgili de bilgi vereyim. İstanbul'da saat 4.38. Yani neredeyse 20 saati devirdik. Hatta 20 saati geçmişiz. Burada yerel saat 8.39 ve gideceğimiz yerde 9.39. Evet. Evet. Burası Garuda Indonesia Hava Yolları'nın business class'ı. Tabii zaten dar gövde, işte Boeing 737 ve Airbus A320 gibi uçakların business class'ları biliyorsunuz genellikle bu konfigürasyonda oluyor. Belirtmeden geçmek istemediğim bir detay var. Orta koltuklar boş. Biliyorsunuz bu pandemi sürecinin başlangıcında bu olay çok konuşuldu, artık böyle mi uçacağız diye. Evet, Garuda Indonesia Hava Yolları bu ütopyayı diyeyim artık gerçekleştirmeyi başardı. Orta koltuklar boş ekonomi klasta. Bu şekilde uçacağız. You will be enjoying Bali and Lombok very much, alright? See you, okay? Have a nice flight. Enjoy! Evet dostlar, Jakarta'dayız. Garuda Indonesia Hava Yolları'nın Boeing 737-800'ünün içindeyiz. Kısmet oldu, burada da kokpite girebildik. Rica ettik, sağ olsunlar kırmadılar. Kaptanımız kırmadı. Tekrar 737-800'ün kokpitinde olmak güzel gerçekten. Lombok Adası'ndayız. Novotel Mandalika'ya geldik. Evden çıkmanın üzerinden 25 saatten fazla zaman geçti. Çok sıcak burası. İnanılmaz nem var. Anlatacağım bunların hepsini, zaten ilerleyen günlerde deneyimleyeceğiz. Paylaşacağız sizlerle.
odama geçeyim. Tam odama girdiğimde yine saat bilgisini sizle paylaşıyor olacağım. Evet, sonunda geldik. Çok uzun ama güzel bir yolculuktu. Hem kendim dalmadan hem de odayı dağıtmadan şu videonun çıkışını çekmek istiyorum ve bugüne kadar çektiğim en zor video çıkışı olabilir bu. Saat şu anda İstanbul'da 10.08. Yani 18 Kasım 2020 10.08. Tam evden çıktığım saati de video boyunca bir türlü tam olarak hatırlayamadım. Yine yazmışımdır. Yani tam olarak kaç saatte İstanbul'daki evimden çıktıktan kaç saat sonra Lombok Adası'ndaki otel odama geldiğimde zaten şu anda ekranda görüyorsunuzdur. Uzun ve güzel bir yolculuktu. Aslında normalde bu kadar uzun sürmez bu yolculuk. Biz aktarmalarla geldik. Yani iki aktarma yaptık Doha'da ve Jakarta'da. Artı ben havalimanına normalden 1 saat 1,5 saat daha erken geldim. Yani aktarma süreleri daha kısa olsa ve evden biraz daha geç çıksam belki işte kaç 26-27 saat falan sürdüğünü tahmin ediyorum. Bu yolculuğun işte 24 saate düşer. Uzun bir yolculuk yani. Hayatımda ilk kez Güney Yarımküre'ye geldim. İlk kez bu kadar uzun bir yolculuk yaptım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok yoruldum. Artık biraz dinleneceğim. Uyumamaya çalışacağım çünkü uyursam jet lag olurum. Evet, aslında bu çok özendiğim bir şeydi ama yani buradaki program yoğun. Bu jet lag sürecinin uzamaması benim için daha hayırlı olur. Bu cümlelerin hepsini düzgün bir şekilde kurabildiğim için kendime çok teşekkür ediyorum ve kendimi tebrik ediyorum. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın.